Merhaba arkadaşlar. Şimdi Marble hissesine bakacağız, durumu nedir diye. İlk başta haftalık grafikte ve dolar bazında bakıyorum. Bazı geçmişi fazla olan hisseleri de aylık bazda ve dolar bazında bakıyorum. Yani aylık grafik, haftalık grafik değişiyor durumuna göre. Yani firma taze ise, yeni bir firmaysa, yeni bir hisse ise bunu günlük veya haftalıkta değerlendiriyorum. Ama geçmişi fazla olan hisseleri, düşebileceği yerleri göz önünde bulundurmak için aylık grafikte, yani geçmişine, çok geçmişine bakıyoruz. Şimdi Marble hissesinde fazla geçmiş olmadığı için haftalık bazda bakacağım. Yani günlük grafikte değil de haftalık bazda. Günlükte de baksak olur. Şimdi ilk dolar bazında bakıyorum. Çünkü her şey dolar bazında fiyatlandığı için dolar bazında bakmak doğru olur. Veya endeks bazında da bakmak doğru olur. Ama şöyle söyleyeyim. Endeks bazında bazı hisseler, çoğu hisse endeks bazında olmadığı için, endeks hissesi olmadığı için dolar bazında bakıyorum genel olarak. Şimdi hissenin durumuna bakalım. Hisse %4 civarını zorlamak istiyor. %4,5, %4. Şimdi tabii o fitille yapacağı zorlamadır. Normalde şu an hemen üstü direnç. Eğer bu hemen üstü direnci kırarsa %4, %4,5 civarı bir yapacağı yer var. Şöyle söyleyeyim, %4,5 yazalım biz buna. Buralara değdirip ondan sonra düşebilir. Ha, yukarılara doğru kırdırmak istiyor. Satıcılar azalmış. Yalnız alıcı da çok performanslı olmasa bile son hafta haricinde biraz zayıf kalıyor. Yani yeni yeni alıcısı var. Şimdi %4'ü kırarsa, %4,5 kırarsa %10,5 var hissenin. Ya bunu yukarılara zorlatma olasılığı fazla. Şu an düşüş trendinde, kendi orijinal trendinde değil, manipüle de hisse. %4, %4,5 yapma potansiyeli çok fazla. O %4,5 kırıp buralarda takılırsa %10,5, ardından fitille %18. Bakın, fitille orada hızlı satış yiyebilir. Bilginiz olsun. Ha, bu %18'i ne zaman kırarsa o zaman düşen trendi kırmış olur ve asıl yükselişlerini o zaman yapar. O rakamları şimdilik söylemeyeceğim. Bakın şurada da bir desteği var. Onu da bulun, onu da söyleyeyim. Eğer dirençlere takılıp düşmeye başlarsa ilk desteği %5,5. Bak şimdi ilk desteği söylüyorum. %5,5. Buraları direnci yoklatıp ardından her zaman yoklatabilirler. Orayı kullandırmazlarsa aşağıda %12'si var. Önlem alınması gereken yerler %12. Ve akabinde %21, %22. %22. Eğer bu düşüş trendini kırdıramazlarsa %22 aşağıya düşecek şekilde önlem almanızda fayda olur. Şimdi TL olarak söyleyeyim. Bunlar kısadaki düşen trendi tabii zamanla kıracak. Şu son hafta, yani şey, alıcı satıcı azalmış. Alıcılar fazla. Bunu yukarıları zorlatmaya çalışacaklar. %4,5. Tabi endekste aşırı bir düzeltme falan olmadığı sürece, endekste bir sert bir düzeltme olursa o zaman işler değişir. Endeksten dolayı yukarıları zorlatmayabilirler. 13 TL. İlk direnci 13 TL. O direnci kırdıktan sonra birkaç gün takılırsa zorlayacağı yer %10,5. Yani ne oluyor? 13 TL 70 kuruş. Orayı da kırarsa fitille, bakın şu anlık fitille, yani satış yeme olasılığı çok fazla, %18. Ha, bunu yavaş yavaş yaparsa, bunu bir anda yaparsa satış yer, hızlıca düşer. Bakın şuradaki fitillerdeki gibi olduğu gibi aşağı direkt verir. Ama bunu yavaş yavaş yedire yedire yaparsa o zaman pek bir problem olmaz. 14,5 TL. 14,5 TL. Dirençlere takılıp düşerse eğer, destekleri neresi? İlk desteği %5,5'ta. Şurada ara destek var ama onu fazla saymıyorum. Fazla tek kullanımlık olabilir. Ama güzel tepki yapacağı yer, yani kullanabileceği yer neresi var? Onu söyleyeyim size. %5,5. Yani 11 TL 70 kuruş. Orada tepki yapar. Yalnız baskılamaya devam ederlerse %12.
10 TL 90 kuruş, 11 TL, o civarları söyleyeyim. Yani düz olarak 11 TL söyleyeyim. Önlem alınması gereken yerde %18. 10 TL 20 kuruş, 10 TL 15 kuruş, o civarda bir şey. Yapmış olduğum arkadaşlar teknik çizimdir. Yani şey değildir. Böyle ya bu ne gösteriyorsa onu söylüyorum. İlerleyen zamanlarda bu hissenin güzel yerleri var. Yok değil ama buradaki düşüş kanalının bir kırması lazım. Bu düşüş kanalı nedir? Bakın şurada düşüş kanalına sokmuşlar. Bu düşüş kanalı ne zaman kırarsa gitmek istediği yerler bura olacak. Orijinal trendi de bunun. Bakın bu yukarıda. Normalde olması gereken yer. Kötü görmedim. Sadece dikkat edilmesi lazım. Kısa da biraz üzer ama ileride güzel yerleri var. Bilginiz olsun. Şimdi Marble hissesinde durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. TikTok'ta yeniyim. Daha doğrusu TikTok'ta yeniyim ama piyasada yeni değilim. Burada da yayınlarımı arttırmayı hedefliyorum. Sizler de daha fazla videoya ulaşmak isterseniz kanalımdaki bilgilerden diğer yayın yaptığım yerlere ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.